Cihaz bak. Herkese merhabalar millet. Bugün yeni bir içerikle karşınızdayım. Bugünkü içeriğimizin konusu aynı anda iç içe klasör oluşturmak. Yani bir klasör oluşturacağız. Klasörü oluştururken kullanacağımız programa öyle bir komut vereceğiz ki sadece bir tane değil, oluşturduğumuz klasörün içinde başka bir klasör daha olacak. Hemen geçelim. Ses dönüştürücü. Mesaj kame saat. TT servi Z arca. Z arca hiver pro. Yukarı gezi. Voca. Mesela neyin içinde yapalım bunu? Bir deneme kaydı çektiğimiz için. Çok uzun olmasın video. İndirilenler klasörünün içine bir deneme yapalım mesela. Şimdi buraya basıyorum. Yeni klasör. Evet. Yeni klasör oluşturma penceresi geldi. Sil. Büyük harfin ne silindi? Buraya atıyorum. A diye bir klasör oluşturalım. Onun da içinde B isminde farklı bir klasör oluşsun. Bunu yapmak için şöyle yapıyoruz. A. A. Sembol. Eşit iş. Bölme iş. Ek çizgi. Ek çizgi. Medyen. B. V. B. B. Bitti. Bir. A. B. Düzenleme kutu. A eğik çizgi B. Bu arada bu eğik çizgi kelimelerin veya karakterlerin arasında boşluk bırakmadan yapıyoruz. Yani A boşluk, eğik çizgi boşluk B değil. A eğik çizgi B. Aralarında boşluk bırakmadan yapmamız lazım. İptal. Tamam. Tamam diyorum. A 2 Şubat. Şimdi burada sadece A isminde bir klasör oluştu. Şunu diyeceksiniz ki ben buraya A eğik çizgi B yazmıştım. Bu niye sadece A gösteriyor? B klasörü ya da B karakteri nerede diyecek olursanız o da A klasörünün içinde. C 2 Şubat. Gördüğünüz gibi geri çıkalım. A 2 Şubat 2020 C 2. Bunu yani bu alt klasörleriyle beraber klasör oluşturma işlemini normal dosya yöneticisinde yapamazsınız. Çünkü dosya yöneticisinde böyle bir fonksiyon yok. Yani çünkü pardon konuşamadım. Yani çünkü ne oluyor lan? Neyse. Normal dosya yöneticisinde yapamazsınız bunu. Neden? Çünkü normal dosya yöneticisi bu eğik çizgi karakterini kabul etmiyor. Kabul etmediği için de oraya onu yazmamıza izin vermiyor. Şimdi mesela yeni bir deneme daha yapalım. Bu sefer alt alta 3 klasör olsun. Çıkalım buradan. Kes, sil. Evet. Bunu sildik. Tüme. Tüme. Etiket. Şimdi alt alta 3 klasör olacak. Cüme, yeni klasör. Türkçe Türk Sam. Bunu ne yapalım? B Samsung klavye V B H Samsung klavye. Bu da A B C olsun. Yani A içinde B klasörü, içinde C klasörü. Nasıl yapacağız? Şöyle J çarpma kuyruk eşit iş bölme ek çizgi ek metin c b b sem a eşit iş ek çizgi ek kesme iş tırnak metin c. Hatta bir c, de d harfi koyalım oraya, d diye de klasör oluştursun. Eşit işareti ek çizgi ek metin e d d. Şimdi
A, B, C, D diye bir... Bildirim gölgesi. Sıfır. Pardon. Yeni. A, B, C, D diye birbiri içinde 4 tane klasör oluşturacak. Yine söylüyorum, bu araya eğik çizgi yazarken boşluk bırakmadan yapıyoruz. Yeni A, B, C, D. Tamam. Tamam diyorum. A, 2 Şubat. A klasörü oluştu. İçine giriyorum. C, 2 Şubat 2000. C. C, 2 Şubat 2000. Pardon. B, 2, bir dakika. A, 2 Şubat. A. B, 2 B, Şubat. C. C. Böylelikle birbiri altına 3 klasör. Yani pardon, 4 klasör. Sonuç olarak bir tane ana klasör, 3 tane de alt klasör oluşmuş oldu. B, A, 2 Şubat. Bunu kesil. Hani ben böyle A, B, C, D falan diye yaptım ama siz böyle yapmak zorunda değilsiniz. Bunun örnekleri çoğaltılabilir. Hani ne işimize yarayacak bu diyebilirsiniz ama gerçi ben de bilmiyorum ne işe yarayacağını, ne işinize yarayacağını. Bir gün bir klasörün içine birden fazla alt klasör oluşturmanız gerekirse ve bunun için ayrı ayrı zamanınız olmaz da tek pencerede, tek işlemde bunu yapmanız gerekirse, işte bu videodaki yöntemi kullanarak içinde alt klasörleriyle birlikte olmak üzere bir ana klasör, yani tek bir işlemde birden fazla klasör oluşturabilirsiniz. The archive. One. The. Apove. Bir öğleden iki. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Sayfa 2-2 Dikey Apover Reg Ultimate Screen Recorder for Windows Mac, Android and iOS liste dışında. Kaydı sonlandır. Düğme 7.46 Ayarlar Videolar Kaydı sonlandır. Durdur.